G ve H birbirlerinin ters fonksiyonlarıymış. Şimdi önce ters fonksiyonların ne demek olduğunu bir hatırlayalım. Elimizde iki grup sayı olduğunu düşünelim. Evet. Birini buraya, diğerini de şuraya çizelim. Buradaki ilk grup sayı G'nin tanım kümesi olsun. Buradaki bir x değerini ele alırsak G fonksiyonu bu x değerini alıp başka bir değere doğru götürür. Götürdüğü bu değere de Gx deriz, değil mi? g fonksiyonu böyle bir işe yarar. Şimdi eğer h g'nin tersi ise o halde h fonksiyonu g x'ten x'e geri gider. Evet h de bunu yapar. h fonksiyonu asıl değere geri dönmemizi sağladı. Yani h fonksiyonu da böyle bir işe yaradı. Dolayısıyla buradaki noktayı x olarak düşünmek yerine aynı zamanda h içerisinde gx olarak da düşünebiliriz. Evet h parantez gx olarak da düşünebiliriz. Belki şimdi kendinizi biraz daha rahat hissediyor olabilirsiniz. Eğer biri size g ve h'nin birbirinin ters fonksiyonları olduklarını söyleyebilirsiniz söylerse o zaman h içinde gx'in x olduğu Artık aklınıza gelebilir. Evet, H içinde G x eşittir x veya tam tersi yönde de gidebilirdiniz. Bunu bir sürü farklı yoldan yapabilirdiniz. Mesela G içerisinde H x de diyebilirdik. Buradaki harfleri değiştirmiş olabilirdik çünkü bu harfler zaten soyut şeyler. Yani G içerisinde H x eşittir x de demiş olabilirdik. Evet, G içerisinde H x eşittir x ve daha sonra bize bir takım bilgiler vermişler. Aşağıdaki tabloda bazı G, H ve G üssü değerleri verilmiş. Tamam. Ve bizden e, h üssü 3'ü bulmamızı istiyorlar. h fonksiyonunun türevinin 3 noktasındaki değeri. Peki, bu değeri nasıl bulabiliriz? Bize sadece g, h ve g üssü değerlerini vermişler. h üssü 3'e nasıl ulaşabiliriz? Aslında burada zincir kuralını kullanarak bir ilişki bulmaya çalışacağız. Normalde bu tür sorularla karşılaşmazsınız. Belki bir ihtimal kalkülüs derslerinizde görebilirsiniz ama yine de ilginç bir soru olduğu için gelin birlikte çözelim. O zaman öncelikle yukarıdaki bu iki ifadenin herhangi birinden başlayalım. Hangisinden başlasak, hangisinden başlasak? Şu sağdaki ifadeyi ele alalım. Evet, şimdi G içerisinde hx eşittir x, h x'imizi de şöyle yazalım. g ve h birbirlerinin tersi oldukları için tanımsal olarak bu ifade doğru. O zaman her iki tarafın türevini almaya başlayalım. İki tarafın da x'e göre türevini, x'e göre türevini evet alırsak sol tarafta zincir kuralını uygulayacağız. Burası g üssü içinde h x, evet g üssü h x, çarpı içinin türevi yani h üssü x. Burada sadece zincir kuralını kullandık. Eşittir x'in x'e göre türevi. Birdir değil mi? Buraya da 1 yazalım. Şimdi işler ilginçleşmeye başladı. h üssü 3'ü bulmamız gerekiyor. h 3'ü bulabiliyoruz. Bunu kullanarak g üssü h 3'ü hesaplayabiliriz. Böylelikle h üssü x'i bulmuş oluruz. Ya da bunu şöyle de yazabiliriz. Diyebiliriz ki h üssü x eşittir 1 bölü g üssü içinde hx. Şimdi bazen sizden bu ifadeyi ezberlemenizi isteyebilirler ve Khan de böyle bir örnek yaptığımız için ezberlemek de isteyebilirsiniz. Ama size şöyle söyleyeyim. Neredeyse 25 senedir kalkülüs öğrendikten sonra bile böyle bir ifade uzun süreli hafızamda kalmadı. Onun yerine aklımda kalan şey bu ifadeyi ters fonksiyonların tanımından elde edebileceğim oldu. Evet. Ve şimdi h üssü 3'ü bulmak için bu ifadeyi kullanmamız gerekiyor. H üssü 3 eşittir 1 bölü 1 bölü G üssü H 3 ve sanırım bize bu değeri soruda vermişler. X 3 olduğunda H 4 oluyormuş. O zaman H 3 yerine 4 yazabiliriz. Şimdi tek yapmamız gereken G üssü 4'ü bulmak artık değil mi? Bu değeri de soruda vermişler. x eşittir 4 olduğunda g üssü 1 bölü 2 oluyormuş. g üssü 4 yerine de 1 bölü 2 yazalım. Ve h üssü 3 eşittir 1 bölü 1 bölü 2. 1 bölü 1 bölü 2 1 çarpı 2 ile aynı şey. O zaman sonucu da böylelikle 2 olarak bulmuş oluruz.